Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Hocam bu seminerler nasıl olacak? Hepimizin kafası çok karıştı. Dediğinizi duyar gibiyim. Dediğiniz zaten arkadaşlar. Şimdi ben toplu halde bahsedeyim. Kesin olan şeyler, kesin olmayan şeylerden siz de artık çıkarımızı yaparsınız. Şimdi arkadaşlar bakın. Seminerlerle alakalı gelmiş olan 4 tane resmi yazı var şu ana kadar. Bir, 13 Ekim'de gelen bir yazı var. Bu yüz yüze olacağını anlatıyordu. Ekim'de de işte hangi tarihte, hangi saatte, kimin çıkacağını vesaire vesaire anlatıyordu. 2, 31 Ekim'de çıkan bir yazı var. 3, 2 Kasım'da çıkan bir yazı var. Ve 4, benim daha yeni ben de daha yeni gördüm ama çok fazla yerde görmediğim bir yazı var. 7 Kasım'da çıkan bir yazı. Bunda da diyor ki en az bir eğitimi almaları yeterli olacak diyor. Bu 7 Kasım tarihli yazıda ama bunu pek bir yerde görmedim. Yani arkadaşlar kesin olan şeyler ne hocam? Şimdi bir önceki yazıda ne diyordu peki hocam? Bir önceki yazıda da diyor ki eğitim işte birim amirlerinin yaptığı işte hazırladığı slaytları izlemeleri gerekmekte diyor. Yani arkadaşlar kesin olan şey şu ki pazartesi itibariyle başlayacak ve 13 Kasım pazartesi itibariyle başlayacak seminerler ve pazar günü gecesine kadar izlenebilecek. Bu kesin. Nereden izlenecek? Kesinlikle ÖBA'dan izlenecek arkadaşlar. Kesinlikle ya bir tane yani bu son resmi yazı doğruysa gördüğüm bu ya bir tane veya işte birden fazla kaç tane konursa bunlar izlenecek. Yani ÖBA'ya gireceğiz pazartesiden itibaren ve bir şeyler izleyeceğiz bu kesin. Artık hani kesinleştiği zaman tekrardan bir video yaparız. Ama şu kesin dediğim gibi ÖBA'dan izlenecek ve en az bir tane olacak. Yani bu kesin. Bunlar izlenecek. Canlı olmayacak. O canlı mevzusu daha önceki yazılardaydı. Ve Aynı saatte izleme gibi bir durum var mı Ahmet Hocam? yani böyle bir şart yok. İstediğin saatte izleyebilirsin. Ve izlemenin sonucunu 15 ek ders alacaksınız. Yapmazsanız alamayacaksınız. Bu gene aynı şekilde. Yine aynı şekilde MEPİS'e düşecektir. MEPİS'ten değerlendirme yapmamız gerekecektir. Ve bu şekilde hani MEPİS'e işlemiş olacaktır. Diğer hani başka toplantı görevlerimiz olabilir. Yani işte şök olabilir uzaktan. Mesela bizim okulda var. Uzaktan şök yapılacak salı günü. İşte sizin okulunuzda da olabilir. Bunlara katılmak durumundasınız. Bu da ayrı bir şey. Bu da herkesçe ve kesin olarak yapılmak zorunda. Dediğim gibi 4 tane yazı var arkadaşlar. Hani muhtemelen işte bu son gelen yazılardan bir tanesi. Hani bu sonuncuya çok fazla yerde görmedim. Ondan dolayı buna kesin diyemiyorum. Yani ya bir tane ya birden çok artık hani yayınlanan şeyi ÖBA'dan izlemek zorundayız arkadaşlar. EBA'dan değil, başka bir yerden değil. ÖBA'dan kendi hesabımızla giriş yaparak izleyeceğiz. Bu şekilde de sisteme girmiş olacak. Önceki yazıda dediğim gibi birim amirlerinin hazırladığı bütün slaytlar, bütün videolar diyordu. Bununla alakalı birkaç tane sorunuza şöyle bir cevap vereyim. Bu arada arkadaşlar idari izinli diye bir şey hiçbir yazıda geçmedi şu ana kadar. Bu da işin ayrı bir tarafı. Bu neyi ifade eder hocam? Yani mesela idari izinli deseydi eğer şu ana kadar hiçbir yazıda 4 yazıda da yok. Gördüğüm 4 yazıda da idari izinli deseydi eğer cuma günü yani ayın 17'sinde cuma günü mesela işte hastaneden randevu alıp mesela bir şeyden hastasınız. Atıyorum ülsersin. Memleketinde randevu alıp orada hani hastaysan yatman gerekiyorsa raporunu alıp bunu işleme koyabilirdin ama idari izin diye bir laf hiçbir yerde geçmedi şu ana kadar. Bakalım göreceğiz ilerleyen günlerde buna dair bir şey gelecek mi? Hocam hangi seminerler bu? Bu Kasım seminerleri arkadaşlar. Hocam ÖBA'dan mı izlenecek? Ben bir yerde bulamadım. Daha henüz ÖBA'da buna dair ayrıca bir seminer tanımlanmadı arkadaşlar. Hani Kasım seminerleri diye bir seminer grubu tanımlanmadı. Ha derse ki eğer bu son gördüğüm yazı doğruysa hani gerçekten bu resmi yazıysa ve varsa bu durumda var olan seminerlerden bir tanesi de olabilir veya Kasım seminerleri olarak tanımlanabilir. Bir tanesini izleriz o zaman. 19 Kasım pazar mı hocam son tarih? Evet arkadaşlar pazar günü son tarih olacak. Telefondan açılır mı hocam? Telefondan açılıyor. Ben daha önce izledim. Oluyor. ÖBA'nın hatta uygulaması da var arkadaşlar. Kesin bilgi mi hocam? Yani işte bunlardan birisi kesin. Ama hangisi? Hangisi kesin artık onu pazartesi yani yarın göreceğiz. Haber sitelerinde hepsi izlenecek diyor hocam. Ya dediğim gibi arkadaşlar bu ayın ikisinde olan da birim amirlerinin slaytları hazırladığı videoların hepsi izlenecek diyordu. Ama işte 7 Kasım tarihli bir yazı gördüm. Şu anda da hani önümde de var. Hani bu bir iki sitede gördüm yani.
Ama bu ne kadar doğru, ne kadar yanlış artık bunu yarın görmüş olacağız. Hocam seminerler sonunda sınav olacak mı? Arkadaşlar seminer olan şeylerin sonunda sınav olmaz. Kurs olan şeylerin sonunda sınav olur. Fark budur. Bunlar genelde seminer oluyor. O yüzden hani sınav olmuyor. Ama mesela bir kurs, işte Python kursu, işte programlamacılık kursu gibi şeyler olursa buna dair sınavları olur. Bunların da daha önce söylemiştim çalışma videoları YouTube'da var. buna göre bir şekilde çalışıp geçebilirsiniz arkadaşlar. Para yatmayacak değil mi hocam? Para yatacak arkadaşlar. Bununla alakalı da o 31 Ekim'deki resmi yazıda yazıyordu. O para yatacak yani bunlarla alakalı izlediğiniz zaman. Durum bu arkadaşlar. Evet. Kesinleştiği zaman, bir şeyler daha net ortaya çıktığı zaman gene bununla alakalı paylaşırız. Evet. Teşekkür ediyoruz. Bizleri takip ettiğiniz için. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere.